2017 yılında başlayan Ufuk 2020 projesi E-Notice 13 tane partnerden ve ülkeden oluşmakta. Biz ODTÜ Enformatik Enstitüsü Çoklu Ortam Bilişimi, ODTÜ Maden Mühendisliği ve Colorado School of Mines ile ciddi oyunlar ve simülasyonlar geliştirmekteyiz bu proje kapsamında. Ciddi oyun, tek amacının eğlence olmadığı video oyunları, kart oyunlarını içeren bir tanım. Aslında biraz yanıltıcı da bir isim. Ciddi oyun dediğiniz anda katılımcılar bunu ciddi olarak, oynamak olarak algılasa da ciddi oyun tanımı ciddi enstitülerden, defans, eğitim, sağlık gibi enstitülerden kaynaklı oyunlar olduğu için kullanılmakta. Dönüştüren oyun aslında çok daha doğru bir tanım. Kültürel miras, rehabilitasyon, KBRN etkinlikleri gibi çok farklı alanda birlikte çalışmalar yapmaktayız. Arama kurtarma çalışmalarında da insan faktörünün en az olduğu, insanların minimum riskle arama kurtarma yapmalarını sağlayacak bir takım çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmaların en önemlisi de robotla insanların birlikte çalışması. Bir robotun önceden gidip arama kurtarma çalışmasının yapılacağı madencilik alanında keşifleri yapıp bu bilgileri arama kurtarma personeliyle paylaşması gibi bir takım simülasyonların yapılması gerekiyor. Bu simülasyonları sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ortamlarında geliştirerek arama kurtarma çalışmalarının robotik operasyonlarla yapılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu oyunlar aynı zamanda tatbikatların tekrar edilmesi amacıyla da kullanılabiliyor. Çünkü tatbikatları ortak bir şekilde tekrar yapmak son derece masraflı bir işlem. Oysa siz bunları video oyunu haline getirdiğinizde tekrar doğru öğrenilmesi gereken adımları öğretme, yanlışları da vurgulama şansı bulabiliyorsunuz. Geliştirdiğimiz iki tane ciddi oyun senaryosu bulunmakta. Bunlardan bir tanesi BioGarden, diğeri hastane senaryosu. BioGarden senaryosu, Şampiyonlar Ligi finalinin gibi önemli bir etkinliğin olduğu bir günde bir KBRN saldırısının olması şüphesiyle yetkili bilimlerin toplanıp gerekli yerlerde gerekli araştırmaları yapmalarıyla ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen maddelerin herhangi bir saldırı düzeniyle ilgili olup olmadığını yetkili birimlere bildirilmesi üzerine kurulu bir senaryo. İkinci senaryomuz ise hastane senaryosu. Bu senaryoda da bir havalimanında KBRN ile alakası olabilecek bir saldırının olup olmadığı şüphesiyle yetkili birimler yetkili bir hastaneye yönlendiriyor bütün yolcuları. Saldırının KBRN ile ilişkili olup olmadığı ortaya çıkarılıyor. Geliştirilen uygulamalar sanal gerçeklik alanında öncü bir role sahip olup ilk defa artırılmış gerçeklikle birlikte kullanılarak bir karma gerçeklik uygulaması da geliştirilmiştir.